Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şimdiye kadar yaptığım bütün oyunları oynayacağız. Ve yarım bıraktığım oyunlar da dahil olmak üzere. Çünkü dilim varmıyor. Başlayalım ufaktan. Aynen. Burada olmayan iki tane daha oyunumuz var normalde. Baştan başlayalım. Revenge Runner, intikam koşucusu oyunu. Bildiğiniz gibi telefona çıkmıştı. Yani güzel. Bayağı güzel bir oyundu ya. Hatta şöyle izleyelim. Sonrasında diğer oyunlar başladı. Pongan Crash oyununu yaptım. Yani mobil için konuşuyorum. Sonra Karanlığın Gizemi. Sonra da Hakan'la beraber Mine Merge. Bu pek fazla tutulmadı aslında, o kadar maden kazarak eğlen. Yani iyi bir oyundu ya. Oynanır. Oynanırdı. Şimdi sonrasında işte bunun ekranda gördüğünüz 4 tane oyunla şöyle getirelim. Aa, bir tane daha oyun vardı. Tutuklanma riski vardı ya, onu ekleyemedim. Malum oyun zaten biliyorsunuzdur. Şimdi onu bile yapmayı beceremiyorum. Yardımlar Racing oyunu. Yine böyle kafama hikaye yaptığım bir oyun. Arayız bile yapalım. Diyelim. Yani şu anki haliyle bile çok fazla oynanabileceğini sanmıyorum. O arada bir tane daha oyunumuz var. Onu da göstereyim. Kayıt alıyor mu? Alıyormuş. Tamamdır. Apriko Tycoon diye bir oyunumuz vardı. Ta staj dönemindeyken yapmıştım. Yani bayağı bir geçmişe dayanıyor. Acemilik projem falan. Malatya'yı ne bileyim bir şekilde anlatmaya çalıştım işte. Blender'da uğraşıyorsanız 3 boyutlu modelleme programıyla yani. Ağaç yapma ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur ve ben ilk ağaçla başlamıştım yani bu oyundaki modeli yapmaya. Sonrasında şu diğer modeller falan geldi. Nereden baksanız 4-5 saatimi yemiştir. Ağacı nasıl yapayım, nasıl renklendireyim, birçok yöntem vardı. Sonrasında altına bir şeyler ekledim. İşte şurası son halini göstereyim hatta ya, şurada var mıdır? Şöyle bir gizlenen objelere bakarsak. Kurum. Kuru demişim ya, aynen. Öbür kuruyu da açalım madem. Yani şöyle bir oyundu işte, fikrimi çalabilirsiniz isterseniz. Benim gram hevesim kalmadı yani bunu yapmaya. Malatyalılar için söylüyorum. Kayısı oluyor, sonra işte kayısı kurutuyorsunuz. Oradan isime koyuyorsunuz, isim sürecinde beklemesi gerekiyor falan. Sonra ne oluyordu? Ha, çekirdekten ayırıyorsunuz. İşte şurada çekirdek makinesi yapmaya çalıştım. Google'dan falan bakmıştım, bayağı bir şeydi. Sonrasında pazar mı fabrika mı şu an tam emin değilim. Herhalde pazardı.
Pazarda niye böyle oldu? Tamamdır. Pazarda satıyorduk işte böyle pazarın içinde de şeyler bu şekilde değil tabi. Kayısılar falan vardı. Ondan sonra fabrikada şurası kayısı fabrikası. Her ne kadar öyle görünmese de. Kayısı fabrikasında işte ne bileyim şeyler falan oluyordu. Ondan sonra yani ondan sonraki upgrade'imizde şu kayısı dükkanı işte hediye dükkanlar oluyor ya kayısıların. İşte şehrimize hoş geldiniz size kayısı ikram edelim falan. Onun dükkanıydı bu. Sonrasında da yani bütün bunları açtınız geri hiçbir şey kalmadıysa şu Malatya'daki kayısı heykelini modelledim işte. Bunu alıyordunuz. Oynamayı bir deneyelim diyeceğim de bu Android için ve ben eklesek şöyle aslında 1080'e 1920 diyelim bakalım olursa çok iyi olacak. Aynen oldu ya iyi. Oyun şöyle. Başta tıklayıp bir şeyler almanız gerekiyor. Yani bildiğiniz Taycan oyunu yapmaya bildiğiniz Taycan oyunu yaptım işte. Çok da anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. 40 gerekiyor ilk başta. 40 yapalım. Pasif gelir de tabi bu alt butonların hepsini yapmıştım ben. Olmayınca olmuyor abi. Mesela bu her 3 saniyede bir bize 10 price veriyor. Yani 10 ne diyorsanız işte. Bunu veriyor. Para eksiye düştü. 300 yapalım ya da bekleyelim. 300 yapınca 300 yapınca sülfür desteği açılıyor. Şeydi bunun ismi kükürttü. Yani dedim kükürt, kürt falan. Anladınız mı? Yani olmasın diye. Sülfür yapmıştım ismini. Dehidrasyon. Hani ne kafaya yani ya. Dehidrasyon. Kurutma işte kuru şey. Kernel çekirdek. Marketing. Bu şeymiş pardon. Kayısı suyu dükkanıymış ama hani kayısı hediyelik kayısı Türkiye'de pek fazla hani bilinmediği için o yüzden öyle bir şey yapmışım sanırım. Apriko faktörü. Apriko faktörü. Kayısı fabrikası. Bakın burada fark ettiyseniz hepsi boş. Aldıkça şuraya hepsi tek tek. En sonunda bütün her şeyi aldıktan sonra 1 milyon dolara, 1 milyon price'a elinde böyle kayısı tutan Malta City'yi sesini duyuyorum. Yani öyle. 1K şunu açalım hatta. Dehidrasyon sürecimiz şöyle başlasın. Belli seviyeleri vardı işte bunları yapmıştım. İşçilerde ne varmış? Apricot Collector. Aa işçiler vardı bir de doğru ya. Yani. Kuru kayısı satıcısı işte. Rapor hazırlayıcı ne bileyim bunların hepsini ayarlamıştım. Çoğu da çalışıyor bu arada. Yani bitmiş bir oyun diyemeyiz sonuçta. Bunda şey olmuştu. Çok fazla uğraşmıştım ben zamanında. JSON ve veri kaydetmeyi bilmiyordum. Şu anda pek fazla bildiğim söylenemez. Ama o zaman hani nasıl diyeyim staj da vardı. İşte her gün yönetiyle proje yapmak zorundaydım. Hocaya işte hocalarımıza, patronlarımıza falan veriyorduk çünkü. Ve ben iş aksamasın diye bunu biraz askıya almıştım dedim. Hani öğrenirim, bir şekilde hallederim, insan bulurum falan. Bütün modelleri, bütün kodları, bütün işte şu gördüğünüz zımbırtıları falan hepsini tek başıma yapmıştım. Muhtemelen 2-3 günde yapmıştım bunu da. Yani verileri bilmediğim için veri sistemi nasıl çalışıyor falan. Player Prev ile eklemiştim. Yani işte oyun çıkınca tekrar gelince kaydedilen versiyonu. Sonrasında ölümcül bir hata yaptım. Bütün işte şuradaki şöyle göstereyim yine. Şurada mesela 40, 300, 1K falan diyor ya. Bunların hepsini ben hani bir kısmını matematiksel işlemlerle falan yapmıştım kodlamayla. Bir kısmını da kendim elimle yazmıştım. Yani ne kadar artacak, nasıl artacak falan. Hatta şurada olması lazım ya. Bakalım bir. Şu an tam hatırlamıyorum. Açıkçası hani girip bakasım da yok. JSON veri olarak tutuyordu ve hani ben nasıl işliyor bilmiyordum. Bütün hepsini hani bütün o yazdığım işte 8 tane verimiz vardı yani üst veri. Onların içinde 2-3 tane alt veri vardı. Toplam kaç ediyor? 8 çarpı 2 çok absürt olur.
Kaç yapıyor bu arada ya? 8 çarpı 5. 40 yapıyor. 40 tane veri vardı ve ben hepsini elle girmiştim. Player Prefect deyince bütün veriler senin. Hani oyunu başlattığım anda hani çıktığı aldım işte nasıl diyeyim. Play Store hesabını açtım. Bütün her şeyi ekledim. Uygulamaya göndermek kaldı. Dedim şu Player Prefect'i de test edeyim. Prefect test ederken abi bütün veriler silindi. O 40 tane verinin belki daha fazlası şu an aklıma gelmiyor. Hepsi silindi. Sıfırlandı ve ne bileyim hani dedim tamam bundan bu kadar. İşte bu şekilde arşivleyip kaldırmıştım. Ve gördüğünüz gibi yarım kaldı öyle. Onun dışında abi merhaba. Çay fırlatma simülatörünü yapmıştım biliyorsunuz. Yer doları işinde oynadık. Yani geriye en son yaptığım ve en çok uğraştığım şey kalıyor. Ha bir de şey var, unuttum onu. Şöyle kanalıma geldim hatta. Şu oyunda Vital Life Simulator oyununda yani. Bu kadar basit değil daha. Ben bunu bayağı bir uğraşmış, geliştirmiştim yine. İşte 5 yaşına geliyordu, 10 yaşına geliyordu. İlkokula başlıyordu, bütün seçenekler sunuluyordu falan. Bütün kağıtlar biliyorsunuz işte ya bu eski takipçilerim biliyordur. Bunun da üstüne bayağı uğraşmıştım ve Java ile yapmıştım bunu. Hani sırf kodlama ile yapmıştım. Hiçbir oyun motoru yardım olmadan. Ama fikirler bende duruyor. Hani en azından eğer biri yapmak isterse falan verebilirim. Bayağı güzel bir oyundu bu da. Ama bunun %30'u falan bitmişti yani. Çok böyle sona yaklaşmamıştı. O yüzden pek fazla bir şeyim yok yani. Umudum yoktu. Son oyunumuz. Oyun yapmayı bırakıyorum. Şöyle bir oyun. Son halini görmedi hiç kimse zaten. Şuradan gelip harita'ya bakıyorsunuz. Yok pardon. Sipariş alıyorsunuz. Bir tane çay. Nerede? Ne elinde gösteriyorsam. Masa 2'de. Masa 2'de bizim alt çaprazımızda yani şu dördün o tarafında. Çayımızı dolduralım abi. Tane çay. Kapıyı açtık. Şöyle gidiyoruz. Evet. Tepsiyi hala çözemedim. Açıkçası umurumda da değil. Pardon. İki aşağı taraftaydı. Şuradaydı. O zaman yetişirse eğer. Yani yerler falan çok hoş görünüyor. İşte kaldırımlar, gökyüzü, şu voxel tarzındaki insanlar bayağı iyi. Bu birazdan bize kirli bardak verecek. Onu bekleyemeyeceğim ben tabii. Geri dükkanımıza dönelim. Kenarları kapattım. Üst tarafa billboard ekledim. Biraz sonra göstereyim yine. Bir sonraki siparişimiz nedir? Yine bir çay. Ben bunu herhalde kodumu test aşamasından silmeyi unuttum. Sürekli bir çay veriyor. Çayımız bitti. Şöyle tazeleyelim. Doldur. Hani test etmek için diyelim ki 9 tane çay falan geldi. Uğraşmak istemezsiniz herhalde. Niye düştü? Yani uğraşmak istemezsiniz. Sadece bir şey yaparsınız. O yüzden pek fazla gerek duymamıştım. Oyunun son halinde o işte bahsettiğim 8 çay 9 oraları falan. O zaman açmayı düşünüyordum. Bakın mesela ki çay geldi. Onu birazdan değiştiririm. Belki. Bilmiyorum. İşte böyle oktan bir şekilde çay, oralet veya su doldurup insanlara götürüyorsunuz. Böyle bir oyundu. Sonra dedim ki bu şekilde çok sıkıcı olur. Bir şeyleri değiştirmem lazım. Bilgisayar ekledim. Şöyle. Mesela şu an 50 stamina'mız var alt tarafta. Koştukça bitiyor işte. Bazen böyle merhaba hırsız. Çok uzun yerlere gitmeniz gerekiyor. O yüzden enerji içine alınca 100'e ulaştı yani. Tek o işe yarıyor. Eşyaları yükselt. Mesela şu an tepsimiz yok oldu. 5 tane bardak taşıyabiliyor bu. Hatta şöyle göstereyim.
Tepsi tamamen doldu diyor. Bunu aldığımız zaman, evet, bunu unutmuştum, pardon. Nasıl söylemişti bunu olacağını. 8 bardak taşıyabiliyor bu, eğer taşıyabilseydi. Şöyle bak, garip bir şekilde. Yani kısmet böyleymiş, taşıyamıyormuş. Bilgisayarda şu an hasbelkader yaşıyor zaten. Son olarak bunu testerların işte paralarını çok kolay yoldan kazanması için yapmıştım. Yeni dükkana geçtiğince de bir daha satalım şöyle. Dükkanı görüyorsunuz. Şöyle küçük bir şey. Küçük bir yer. Ritalin çayhanız. Çapı falan belli. Buraya da grafiti çizmişler. Ne güzel sallıyorum. Şuradan tester özel alalım. Yeni dükkana geç diyelim. Bu dükkan biraz eskimedi mi sence de? Otomatik çay ve kahve makinesini dersin. Ne demem ki? Şöyle seksi bir görünüm. İşte böyle bütün bardaklar. Şöyle caz müzik eşliğinde. Sadece bir süs olan otomat ve gece manzarası ya. Ben bunu bayağı bir sevmiştim. İlk yaptığım zaman tabii. Böyle zaten artık da görüyorsunuz şöyle ışıklar burada da yansıyor tepeden baktığı için. Gece modunu hani sadece gündüz gece yapması için bu otoparkın ototemizleyicinin içinden geçiyorduk. Şu an çalışmıyor tabii. Çünkü sadece denemek için yapmıştım ve kaldırmaya kıyamadım herhalde. Böyle çok sevimli geldi. Son oyunum bu benim. Yaptığım son oyun ve belki yapacağım son oyun bu. Çok da iyi olduğunu söyleyemem. Yarım bıraktığım birçok yeri var. Mesela en basitinden. Ne diyebilirsin ki? Bunu yaparken iki kere işte proje gitti, tekrar uçtu, yedekleri aldım, tekrar yaptım. Son halinde yani birkaç şey kalmış, tamam mı? Böyle gitti sayılır. İşte ana menü falan da tamam. Hatta dur, ana menüyü şuradan açayım ben. Unity, ama gelelim şöyle. Biraz önce sildim ben bunu, değil mi? Ana menü hazırdı. 3 tane de ekleyebiliyordunuz. Çünkü ben bunu Steam'e çıkaracaktım ya. Yani sadece bitirip sunması kalmıştı. Bilgisayarın fanları aşırı bir şekilde hareket etmeye başladı sonra. Servise gitti falan. Zaten ben hani vazgeçmeye yakın değildim de. Ya bilirsiniz işte bir şeyi bir süre devam ettirebilirsiniz, değil mi? Yeri gelmişken program ile kaldır. Çok acıklı bir sahne falan. Neredesin sen Yunanca? İşkence edelim. Önce hapı kaldıralım. Yedeğini aldım ben bunu. Almıştım, tamamdır. Kapat. 2020 sen de git abi. Bana yeterince acı çektirdin zaten. Tamamdır. Şey demişsin sen ya, Visual Studio. Gel şu anda ben arada proje yapıyorum kalsın. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Ha, bir de şu oyunu yaparken işte yok çekmek için şöyle şeyler almıştım. İşte bu ara sahneyi yapmak falan. Kısaca izleyelim zaten, edit kurgu falan yapacaktım. Böyle bir şey olsun. Yani bu biraz emeğini çöpe atmak oluyor, onun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Sirak. Çünkü deli okulda olsa böyle izleyecektim zaten. İlerli sürekli. Yani. Güzel bir memnuniyeti vardı. Hoştu yani. Kanser oldum ya. Yerler piksel. Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hatta bakarsanız şöyle. Şu hırsızın arka tarafında hiçbir şey görünmüyor falan. Çok basit bir şeymiş aslında. Küçük bir şey denemişim burada. Ya bakın mesela ikinci halinde biraz daha aydınlık. Gökyüzü biraz daha açık ve nasıl diyeyim?
Gökyüzünün şu üst taraftaki şeyleri var ya, bunlar yoktu önceden. Çok düz görünüyordu. Sonrakinde biraz daha böyle kaliteli olmuş gibi duruyor. Ve şu anki halinde de post processing ya falan yapmıştım. Hani evet yani. Çok da uzatmaya gerek yok. İşte oyun kaldırımlarını falan ayarlarken, şeyin shuffle tone dinlerken, günaydın, günaydın, güneşi yüzüne çal, yüzünü yıka. Ne oldu dün gece ne fark eder. Bak bir de gerçekten hani gerçek kaplamayı alıp üstüne yedirmeye çalışmışım. Bu beni bayağı bir yavaşlatmıştı. Ama sonra doğru yöntemi öğrendim ve düzeldi her şey. Son videoda işte bu tüneli nasıl yaptım? Şöyle bir seslendirme yapacaktım yapsaydım. profesyonel şeye geçelim. Bildiğiniz gibi yolların bir sonu ve başı vardır. Ve bu başı veya sona giderken bazı şeylerle karşılaşırsınız. Ne bileyim. Ve tüneller bizim bu geçişleri yapmamızı sağlıyor. Veya istemediğin, görmemizi istemediğiniz şeyleri bu şekilde gizleyebiliyoruz. Şu an aklıma bu geldi. Ya şöyle bir tünel yapmıştım işte. Sonra da renklendirip oyuna eklemiştim. Ha, geri yaşıyormuş. Son bir kere daha oynayalım. Zaten Unite'yi sildim. Bundan sonra geri dönme ihtimalim. Teşekkürler kaldırdığın için. Pek fazla yok gibi. Öyle yani. Oyunlarım. Canlarım benim. Mukar açmamıştı başta. Onu bir tekrar deneyeceğim. Mukar'dan kaçış. Ya buraya. Sanırım yanlış sürümü indirdim ben. Aynen. İşte hep böyle bir hayatımızın güzel dönemleri olur. Bu dönemlerde bir şeyler yaparız. Bu da onlardan biriydi ya benim. Seni şuraya alalım biz. Escape from Car. Bunu bir sonraki videoda oynayayım. Ufak bir hata oldu. Şu an tekrar devam ediyoruz. Kendi büyütme var mı? Merhabalar. Şimdi son olarak yani bütün bunların üstüne söyleyebileceklerim oyun geliştirme süreci en başından beri güzel bir zevkti benim için. Yeni insanlarla tanıştım. Yeni projelere dahil oldum. Ekipçe çalışmayı öğrendim. Kısmen. Ve güzeldi yani. Birçok kişiyle irtibat kurdum. Çevrem biraz genişledi. Umarım yani sonraki yapacağım işler için söylüyorum. Oyun geliştirme gibi güzel olur ve o şekilde devam ederim. Yani bundan sonra oyun geliştirmeyeceğim. Çok böyle büyük bir şey olmadığı sürece yani. Senaryo yazmaya devam edeceğim. Masaüstü uygulamaları ve web programlama kısmında bazı şeyler yapmayı düşünüyorum. Öyle yani kısaca oyun yapmayı bıraktım. Hayırlı olsun ne diyeyim yani. Çünkü bayağı bir çok fazla şey denedim ve yani artık sıkmaya başladı bir süreden sonra. Yani şu an siz işte YouTube'da gördükleriniz oyun devloglar falan işte komik yere düştüm ne komik falan. O tür şeyler işin işte güzel kısmıydı yani. Tamam kod kısmı da güzel. Kod yazma kısmı ne bileyim. Şeyler yaratmak, üretmek falan. Bunlar güzel ama artık işin biraz daha ciddi yönüne odaklanmam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden öyle yani. Çok da uzatmıyorum. Son olarak şimdi Escape from Mukar oyunu oynayacağız ve final yapacağız. En beğendiğim ve en güzel oyunu burada sizlerle beraber oynayıp artık başka şeylere yöneleceğim ya bakalım. Benim için güzel bir zevkti. Umarım sizleri de eğlendirebilmişimdir. Bu arada video yazmayı bırakmayacağım. Yani o şekilde algılamayın. Yani onun dışında yaptığım, düşündüğüm bazı şeyler var. Onların videosu gelecek. Eğitim seti gelebilir. Bu şekilde. Ekranı küçültüyorum. Escape from Mukar oyununda görüşmek üzere.